Merhaba arkadaşlar. Ben Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Sema Altunan. Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi adlı dersimizin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Öncelikle tarihin önemini vurgulayarak başlayalım. Bugünümüzü doğru bir şekilde anlamlandırabilmemiz ve geleceğimizi yine doğru bir şekilde planlayabilmemiz için tarihimizi bilmemiz gereklidir. Özellikle de günümüzde yaşanan bir takım siyasal, ekonomik, toplumsal olayların analizini doğru bir şekilde yapabilmemiz için kendi siyasi tarihimizi bilmemiz gerekiyor. Burada siyasi tarih kavramı karşımıza çıkar ki, ülkemizde genellikle siyasi tarih uluslararası ilişkiler tarihi olarak ele alınmaktadır. Ancak biz dersimizde devletin sınırları içerisinde yer alan ekonomik, siyasal ve kısmen toplumsal değişimlerin tarihi olarak siyasi tarihi ele alıp inceledik. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi adlı kitabımız, Cumhuriyet'in kuruluşundan son dönemlere kadar olan siyasal gelişmeleri, ekonomik ve toplumsal değişimleri konu edinmektedir. Cumhuriyet döneminin en başat özelliklerinden birisi, ulus devlet kurumlarının oluşturulmasıdır. Bu da devrimlerle gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak modern, laik, merkeziyetçi bir siyasi sistem kurulmuştur. Bu bağlamda ortak bir kimlik oluşturulmuş ve ortak bir kimlik etrafında ülkede yaşayan herkes bizim bir araya gelebilmesi için de bir takım radikal adımlar atılmıştır. Bu halkçı politikalar zaman zaman halka rağmen de uygulanmıştır. Dönemin dikkat çeken özelliklerinden biridir. Dönemin ikinci özelliği ise bürokratik seçkin zümrenin siyasi kurumları kontrol altında tutmak istemesidir. Şayet seçimle gelen yöneticiler, siyasetçiler, seçkinlerin beklentileri doğrultusunda hareket etmezlerse o zaman darbelerle demokrasi kesintiye uğratılmıştır. Bu noktada da karşımıza merkez-çevre ayrışması veya başka bir ifadeyle elit kesimle halk arasındaki çekişmeyi görüyoruz ki siyasetin en önemli konusu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin önemli üçüncü özelliği ise çok partili dönemde karşımıza çıkan koalisyon hükümetleridir. Genellikle başarılı olamayarak siyasi istikrarsızlık üretmiş olmalarıyla dikkat çekmektedir. Çok partili dönem boyunca güçlü siyasi istikrarlar da karşımıza çıkıyor. Genellikle tek başına iktidara gelen partiler döneminde siyasi ekonomik istikrar da sağlanmış görünüyor. Örneğin Demokrat Parti döneminde, Adalet Partisi döneminde, Anavatan Partisi döneminde ve en son AK Parti döneminde bir süreliğine bu istikrarın sağlandığından söz etmek mümkün. Ancak istikrarı sağlayan partiler de yine parti içi istikrarlarını başlangıçtaki söylemlerini yitirdikleri takdirde ülkenin istikrarında bozulduğu görülmektedir. Yakın tarihimizi doğru bir şekilde okumamızı ve anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış olan bu ders kitabımızın birinci ünitesinde Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna geçiş dönemi ele alınmış. Burada Cumhuriyet'in kuruluş süreci detaylandırılmıştır. İkinci ünitede tek parti döneminde Türkiye 1923-50 başlığı altında incelenmiş. Atatürk ilke ve inkılapların gerçekleştirilmesi ve çok partili hayata geçiş denemeleri üzerinde de durulmuştur. Üçüncü ünite Menderes'i yıllar başlığını taşımaktadır. Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu dönemin analizi yapılmıştır. Bu bölümde döneme damgasını vuran Adnan Menderes'in kimliği ve kişiliğiyle bağlantılı olarak siyasi icraatlarına da değinilmiştir. Ardından ilk askeri darbe ve bürokratik vesayetin kurumsallaşması başlığı altında 1960-71 dönemindeki olaylar incelenmiştir. Birinci koalisyonlar dönemi başlıklı 5. ünitede de 1971-80 arası dönem incelenmiştir ki 20. yüzyılın en istikrarsız 10 yılı olarak kabul edilen birinci fetret dönemidir. Bu dönemde kısa süreli teknokrat hükümetler ile koalisyon hükümetlerinin siyasi icraatlarına değinilmiştir. Cumhuriyet tarihinin en önemli kırılma noktalarından birini oluşturan Özallı yıllar ise 6. ünitede ele alınmıştır. 1980-91 arasını kapsayan bu süreç Türkiye'nin siyasi, ekonomik, toplumsal hayatındaki yeniden yapılanmayı
ele alıp incelemiştir. İkinci koalisyonlar dönemi başlığı altında 7. ünitede aslında 2. Fetret dönemi anlatılmıştır. Bu dönemin ilk yarısı nispeten istikrarlı ise de ikinci yarısında ciddi anlamda siyasi, ekonomik, toplumsal krizler yaşanmıştır. 8. ünitede AK Partili yıllar başlığı altında AK Parti'nin iktidar olduğu dönemdeki gelişmeler ele alınmıştır. Cumhuriyet tarihinin kısa bir özeti olan bu ders kitabımızın yanı sıra öğrenme ortamları ve siz sevgili öğrencilerimiz için hazırlanmış olan farklı eğitim materyalleriyle de çalışmalarınızı desteklemenizi önerir. Hepinize başarılar dileriz.